Peki cep telefonunuza gelen son mesajı bizimle paylaşır mısınız? Telefonuma pek mesaj gelmez. Hiç mi gelmedi şimdiye kadar? Tamam pek mesajına ya, öyle bir şeyim yok yani, uyum yok. Telefonunuza gelen son mesajı bizimle paylaşır mısınız efendim? Mesaj falan ben gelmiyor bana mesaj hiç. Ben kapattırdım mesajları. Vaa. Bilmiyorum. Ananla yazıştın ya az önce. Doğru. Evet, beni merak ettiydi. Annenizle mi görüştünüz? Evet. Mesajlaştınız. Evet. Benim PlayStation'ı tamirciye verdim, oldu bitmiş, alabilirim. Öyle mesaj geldi. Cep telefonuma gelen son mesaj Yapı Kredi'den geldi. Evet. Kredi kartından borcunuz olduğu geldi. Ve taksitlendirme yapalım dediler. Tamam dedim. Budur. Cep telefonunuza gelen son mesajı bizimle paylaşır mısınız? Son mesaj gelmediği için olabilir mi? Cep telefonuma son gelen mesaj biraz çok komik olacak ama kontürünüz bitmiştir diye bir mesaj geldi. Hazırat kullandığım için. Nasılsın falan diye. Başka bir şey yok. Başka bir şey bilemiyorum. Bilemiyoruz. Son mesajı hanım gelen şeyi var. Mesajı var. Evet. Eşimin mesajı var. Eşimin mesajında işte eve gel diyor. Başka ne diyorsun? O kadar derine yutma, bilmem. O mesaj işinde yoğum. Cep telefonuma gelen son mesaj ne olabilir? Kredi borcunuz uzadı. 5 gün geçti. Gelin ödeyin. Peki. Cep telefonunuza gelen son mesajı bizimle paylaşır mısınız? Cep telefonuma gelen son mesaj kesinlikle başkalarının vermiş olduğu şeylere inanmayınız, düşmeyiniz, tuzaklara düşmeyiniz diye geldi. Ve son mesajım o. Cuma mesajları geliyor ama hangi birini paylaşayım? Hangisini isterseniz? Şimdi aklıma gelmedi. Uzun mesajlar genelde. Sonuç olarak cuma mesajı herhalde son gelen, doğru mu? Arkadaş doğru söylüyor, Türkcell'den. Normalde o kadar önemli şeyler değil yani. İnsanların aslında dünyaya gönderişin maksadını bilmesi lazım. Şu an yeryüzünde yaşayan yaklaşık olarak 1,5-2 milyar Müslüman var. Ama kelime-i tevhidin manasını bilmiyoruz. Niye? Niye? Önemli olan bu kelimenin, tevhidin manasını bilmek değil. Bu kelimenin isteklerine göre bir hayat yaşamak. Bak burada bir sürü papağan var. Onlara da öğret. La ilahe illallah onlar da söyler ama Azrail Aleyhisselam kalbi sıktığı zaman kalpte ne varsa o çıkacak. Maalesef insanlar günah yani ateşe gidiyorlar. Bir şekilde birilerinin buna şey yapması lazım, el atması lazım. Bak ne kadar yani insanlar şu an dünyada Müslüman olduğunu zannediyorlar. Bakıyorsun her şey çoğalıyor. Ya bankalar çoğalıyor. Hani zinalar çoğalıyor, içki içenler çoğalıyor, oruç tutanlar azalıyor, namaz kılanlar yok. Kim bunları dert edecek? Bak sahabeler oraya gelmeden önce biz mecusiler gibi güneşe ateşe tutuyorduk. Onlar sebebiyle Müslüman olduk. Şimdi insanlar Sultanahmet'e gelen turistler gibi. Az kafalarını kaldırıp semaya baksalar hidayet bulacaklar. Kim bunların dertleriyle dertlenecek? Bütün herkes ümmetin dünyalıklarını düşünüyor. Kim ümmetin ahiretini düşünecek? Son mesaj doktordan geldi. Başka gelmedi. Bize cep telefonunuza gelen son mesajı söyler misiniz? Bakmadım. Bakınız devamlı efendim. Geliyor. Bilgilendirme mesajları bakayım. İstanbul Üniversitesi'nden gelmiş. Orada açık öğretim okuyorum. Demiş KOSGEB destekli uygulamalı girişimcilik eğitim programı devam etmektedir. Eğitimimiz ücretsizdir diye bir mesaj gelmiş. Benim telefonum yok, bozuldu. Maalesef. Elinizde telefon görüyoruz. Benim bu nedir? Kuzenimin o da. Bize cep telefonunuza gelen son mesajı söyler misiniz? Söylerim. Eşimden geldi, doğum günümü kutladı. Doğum gününüz bugün mü yoksa? Evet. O zaman biz de İstanbul Times TV olarak sizin doğum gününüzü çok kutluyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlı nice mutlu seneler nasip eylesin. Çok teşekkür ederim sizlere de. İyi günler olsun. Oldu, iyi günler efendim.